Cumhuriyeti'nde özellikle Türkiye yüzyılında güçlü kadınların inşasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümenin gururu yeter bize. 25 yılda Hatice Başkanım'ın dediği gibi 25 gün sonunda Ankara'nın kapanan bütün ışıkları açılacak inşallah. Kapanan akşam sokaklarının o eğlencesiz, o sessiz hali bitecek. İnşallah Ankara hak ettiği altın çağını altın okla kazanacak inşallah. Ve Sayın Başkanımız nasıl Keçiören'de her zaman kadınlara emekleriyle nasıl yol açtıysa, inşallah bundan sonra da Ankara'yı yönetirken kadınlarla yönetecek. Biliyoruz, biz gençlere verdiğimiz vaatlerde de annelerimizin emekleriyle yapacağız. Kadınlar gününüzü kutluyorum. Efendim, tabii ki bütün milli mücadelede bir taraftan cephede savaş, bir taraftan cepheyi besleyen ve cephede savaşan yiğit analarımızı, yiğit kadınlarımızı rahmetle minnetle anıyorum. Efendim, bilinenler ve bilinmeyenler. Dolayısıyla milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu cennet vatanı bize cennet vatan yapan bütün yiğit Anadolu kadınlarımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbim onlardan razı olsun. Efendim, milli mücadele bitiyor. Erkekler cephede şehit oluyor. Nice kadınlarımız cephede şehit oluyor. Nüfus gerçek anlamda %70. Kadınlar %30, erkekler. Onlar da yaşlı ve çocuklar genelde. Beyi olmuş, kocası ölmüş, çocuğu ölmüş, kardeşi ölmüş ama savaştan sonra harap bitap bir manzara kalmış. İşte yüreğine taş basıp bu ülkeyi ayağa kaldıran yine analarımızdır. Cefakar analarımızdır. Fedakar analarımızdır. Bugün varlığımızı onlara borçluyuz. Dolayısıyla tabii bir gün Kadınlar Günü, ondan sonra yok, öyle bir şey yok. Tabii kadınların çilesi aslında İslam'la, sevgili Peygamber Efendimiz'le kurtuluyor. Biliyorsunuz çocukları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Köle gibi alınıp satılıyordu. Tamam, Amerika, sonra Birleşmiş Milletler 1975 Dünya Kadınlar Günü kabul ediliyor ve kutlamalar yapılıyor. Dolayısıyla kadınlarımızın ve çocuklarımızın çilesi sevgili Peygamber Efendimiz ve İslam'la tanışmayla beraber kadınlar hak ettiği değeri alıyorlar. Dolayısıyla size ne desek az. Bir söz var, diyor ki, ne diyor? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ana böyle bir şey. Ana yüreği böyle bir şey. Ana kalbi böyle bir şey. Tabii hepimizin bir anası, bir de babası var. Babalar da ağlar ama babalar belli etmez, onu söyleyeyim. Belki duygularını çok belli etmez. Belki ana kadar olmasa babalar da ağlar ama belki içeriden ağlar. Dolayısıyla rahmeti rahmana giden bütün analarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Efendim, 31 Mart'a hazır mı Ankara? Kadınlarımız hazır mı 31 Mart'a?
İnşallah az bir zamanımız kaldı. Ankara kadın dostu bir kent olacak. Ankara genç dostu bir şehir olacak. Ankara çocuk dostu bir kent olacak. Ankara dünya başkenti bir kent olacak. Buna inanıyor musunuz? Yapacağımıza inanıyor musunuz? İnşallah. Keçiören'de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Kadınlarımızın hayatını her alanda kolaylaştıracağız. Efendim, çocuklarımız, gençlerimiz, tabii bir ailemiz var. Ama bütün çileyi, bütün sıkıntıyı kim çekiyor? Daha çok anneler ve analar çekiyor. Babaya söylemiyor, anaya söylüyor. Babaya söylemiyor, annesine söylüyor. Doğru mu? Dolayısıyla anneler, her anne bir rehberdir. Her anne bir öğretmendir. Bakınız. Dolayısıyla Rabbim ayetinde diyor ki, ilim, kadın, erkek herkese farz diyor. Uzun yıllar kız çocuklarımızı okula göndermedik. Niye? Günah. Nerede o günah? Aslında bu bir politikaydı. Niye? Kadını cahil bırakırsanız, anayı cahil bırakırsanız, çoluğu çocuğu kim yetiştiriyor? Anne, ana yetiştiriyor. Dolayısıyla annede bir şey olacak ki çocuğuna verecek. Doğru mu? Ama artık her alanda kadınlarımız var. Cumhuriyetimizin ilanından sonra da yine kadınlarımıza seçme, seçilme hakkı Avrupa'nın birçok ülkesinden daha önce verilmiştir. Efendim yine 2002 AK Parti'nin kuruluşuyla beraber bir milattır. Niye milattır? Milletvekili sayısı, hanım milletvekili sayısı artmıştır. Efendim, muhalefetteki partilerimizin bu konuda çok sesi çıkıyor ama icraatları yok. Ama AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın icraatı var. Diyor ki şu sıralarda kadın hanım milletvekilleri olacak. Şu sıralarda belediye meclis üyeleri olacak. AK Parti ile beraber kadınlarımız siyasette ve iş dünyasında daha çok yer almaya başladılar. İnşallah 31 Mart'tan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde birçok hanım yöneticimiz olacak. Sizler de hak ettiğiniz yerleri alacaksınız. Dolayısıyla değerli hanım kardeşlerim, tabii çok konuşmacılarımız var. Bundan sonra da bizim programlarımız var. 31 Mart'ta az bir zaman kaldı. Ne yapacağız? Çok çalışacağız. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Ama nasıl devam yola? Yola revan nasıl olacak? Koşa koşa olacak. Ok gibi olacak. Özgüveniniz yüksek olsun. İnşallah 31 Mart'ta Ankara'da zafer Cumhur İttifakı'nın olacak. Cumhur İttifakı'nın. Ankara'nın 5 yılı boş yıl olmuştur. Ankara'nın 5 yılı kayıp yıllar olmuştur. Hep beraber bu kayıp yılları 31 Mart'ta ne yapacağız? Ne yapacağız? Bitireceğiz. Ne başlayacak? Ankara'nın altın çağı başlayacak inşallah. Dolayısıyla değerli hanım kardeşlerim, sokak anketleri, ilçeleri de geziyoruz bakınız. Dün akşam bir minnacık uzatayım, demiş ki efendim Büyükşehir Belediye Başkanı bizim partimizden olan belediyeler kazanmış demiş. Yani diyor ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kazandı. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim efendim Kalecik Belediye Başkanımız, Akyurt Belediye Başkanımız, Kızılcahamam Belediye Başkanımız, Çamlıdere Belediye Başkanımız, Kazan Belediye Başkanımız,
Evren Belediye Başkanımız, Şerefli Koçlar Belediye Başkanımız, Çubuk Belediye Başkanımız, yani minnacık bütçeyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelerine daha çok iş yapmışlar. Büyükşehir'in yaptığı köpek kulübesi yok, kedi kulübesi yok, diktiği bir tane ağaç yok. Hepsinin bir başarı hikayesi var. Yani şunu söylüyor. Ankara'da afişleri var her yerde biliyorsunuz. Afişleri olana kadar keşke eserleri ve resimleri olsaydı. Ne yazıyor da? Efendim herkesin başkanı. Eşit hizmet. Herkesin başkanı olmadın, olamadın. Ankara'ya eşit hizmet yapmadın. Kendisi de itiraf etti. Dolayısıyla Ankara'nın şu an maalesef ışıkları söndü. Ruhu gitti Ankara'nın. Ankara'da hayalet bir belediye başkanı var. Akşam 9'dan sonra Ankara hayalet bir şehir oldu. Biz ne yapacağız? Ama biz şehri ayırmadan, kayırmadan adaletle yöneteceğiz. Nasıl ki Keçören'de yaptığımız gibi. Dolayısıyla kamuoyunun malumu olan bu durumu da iyi anlamalıyız. Efendim anketler öyle böyle diyor. Sokak anketleri 6 nok diyor. Ulus anketi 6 nok diyor. Kızılay anketi 6 nok diyor. Ama moralinizi bozmayın. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne oluyordu? Kılıçdaroğlu ilk turda alıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi 4-5 gösteriyordu anketlerde. Doğru mu? 31 Mart'ta yalan ve sahte anketleri ters köşe yapacağız inşallah. Ters köşe. İnanıyoruz mu buna? CHP'nin oyu Ankara'da 27. Cumhur İttifakı'nın oyu %45. İnanın sokakta başkanım Cumhuriyet Halk Partiliyim ama sana oy vereceğim diyen vatandaşlarımız var. Bizim gücümüz var, oyumuz var. 14 Mayıs'ta o efendim 28 Mayıs'ta bir tablo var. Doğru mu? Yani dolayısıyla şöyle az bir zamanımız kaldı. Koşacağız, durmayacağız. İnşallah 31 Mart'ta sadece Ankara değil, Türkiye'yi de kurtaracağız inşallah. Ankara'yı değil, Türkiye'yi de kurtaracağız. Bu seçimler 2024 seçimi değil. Bu seçimler 2028 seçimi. Herkes tabloyu böyle görsün. Herkes tabloyu böyle okusun. Dolayısıyla ülkemizi, devletimizi vizyonu olmayan, başarısı olmayan, efendim eseri olmayan, dışarıdan desteklenen, beslenenlere değil, bu Anadolu'nun saf çocuklarına teslim edeceğiz inşallah. İnşallah. Dolayısıyla özgüveniniz yüksek olsun. Allah nasip ederse 31 Mart'ta zafer Ankara'da Cumhur İttifakı'nın olacak. Allah nasip ederse. Efendim hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımızın güzel geleceklerine, sağlıkla, mutlulukla, huzurla güzel geleceklerine vesile olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Yüce Rabbime emanet ediyorum. Ama nasıl devam olacak? Ne devam nasıl olacak? Bu farkı olacak. Ankara'nın 500'ü başlıyorsunuz. Ham olmayan, efendim, eseri olmayan, dışarıdan desteklenen, beslenenlere değil, bu Anadolu'nun saf çocuklarına teslim edilir inşallah. İnşallah. Dolayısıyla özgüveniniz yüksek olsun. Allah nasip ederse 31 Mart'ta zafer Ankara.